Bugün konuğumuz 2022 model Citroen C3 Air Cross Otoshops'un katkıları yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisi daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi. İkinci el olarak sormadınız. Otoshops'un stoklarından bakarak sormadınız ama yeni olarak soruyorsunuz yenisini. Çünkü anlatmadım size. Ama bundan sonraki araç siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linke tıklayıp Otoshops'un Kartal Şubesi stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz bir araç varsa onları yoruma yazmak ya da merak ettiğiniz herhangi bir İkinci elde olabilecek otomobil varsa onları da yoruma yazın. Kartal Şubesi'nin stoklarına düşerse ben de sizin için o aracı anlatmayı çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak C3 Air Cross makyajlandı. Aradan 1,5 yıl kadar geçti yanlış hatırlamıyorsam. Ben de bu otomobili aslında çektim sizin için. Bir anlattığım bir video vardı ama onu hiç yayınlamadım. Sonra aradan zaman geçince de yayınlamaktan vazgeçtim. Şimdi fırsat geçmişken elime bu aslında ikinci el incelemesine uygun olmayan araçta 2022 model henüz 30 bin kilometre bir araçtan bahsediyoruz. Makyajlı C3 Air Cross'u size anlatmaya çalışacağım. C3 Air Cross yükselen bir trendin parçası tabii ki. B-SUV'lar çok popüler hem Avrupa'da hem de Türkiye'de gerçekten de çok popülerler. Çünkü basit bir şekilde bu otomobiller küçük sınıf boyutlarıyla kompakt sınıfın kullanışlığını bir arada sunmayı başarıyorlar. Üstüne de tabii ki SUV algısı var. Yerden yüksek bir araç, arazi aracıymış gibi görünen bir araçtan bahsediyoruz. Bu da bütün tabloya eklenince tabii ki başarıları oldukça yüksek. Gitgide artan bir grafikleri var. Ve SUV'ların elektrikliler ne yapacak buna? İlerleyen dönemde göreceğiz. Çünkü elektrikli araçlar pek yerden yüksek yapıyı sevmiyorlar. Rüzgar direnci vesaire nedeniyle. Konumuza geri dönecek olursak C3 Air Cross makyajla birlikte gerçekten çok fark edilir bir şekilde değişti. Burun tasarımı, şu anda görmüş olduğunuz burun tasarımı tamamen değişti otomobilin. Ön tampon tamamen değişti. Çok daha agresif bir surata kavuştu. Şu anda görüyorsunuzdur eski versiyonu. Eski versiyon biraz daha şirindi herhalde. Biraz daha cana yakın gözüküyordu ki dönemin Citroen'leri de tam olarak böyleydi. Kişiselleştirme seçeneklerine kadar da böyle bir karakter oluşturulmuştu. C3 Air Cross için ve tabii ki altyapısını paylaştığı C3 için de. Buradaysa gördüğünüz gibi bayağı kızgın bakan bir araç var. Sanki dünya yok etmeye çalışıyormuş gibi, böyle özgün bir kötü gibi bakan bir araçtan bahsediyoruz. Bu ciddi dönüşüm makyaj öncesindeki versiyonların ikinci el değerleri için tabii ki o kadar da iyi olmamıştır diyeceğim ama günümüzde öyle bir durum söz konusu değil. İnsanlar ne buluyorsa alıyorlar. Normale döneriz herhalde. Günün birinde bunu da görürüz. Burun tasarımındaki değişiklik dışında otomobilin genelinde ise çok fazla farklılık yok. Üst donanıma sahip versiyonlarda jant seçenekleri değişti mesela ya da yeni renk seçenekleri eklendi. Ya da yine üst donanıma sahip versiyonlarda birkaç tane elektronik yenileme oldu. Bunun dışında araç aslına bakarsanız yıllardır aynı şekilde üretiliyor. C3 Air Cross ile ilgili bilmeniz gereken şey bu aracın mesela Peugeot 2008'de akraba olmadığı. Çünkü Peugeot 2008 yeni bir altyapı üzerinde yükseliyor. CMP isimli ya da MP1 olarak da anılan yeni bir altyapı, nispeten yeni bir altyapı üzerinde yükselirken C3 Air Cross eski PSA altyapısı üzerinde yükseliyor tıpkı C3'te olduğu gibi ve tıpkı Opel Crossland'da olduğu gibi. Bunların da tabii ki sürüşte bazı farklılıkları var. Boyutlar açısından da bazı farklılıkları var. O zaman bunların hepsini öğrenebilmeniz için otomobilin etrafında bir tur atayım. Neler var neler anlatayım size. C3 Air Cross'un etrafındaki turumuza hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi burun tasarımı tamamen farklı makyaj öncesi versiyona göre bayağı agresif. Belki gereğinden daha fazla agresiftir ama bir yandan da mesela şu üstteki sinyal lambaları itibariyle iki parçalı far uzun zamandır Citroen tarafından kullanılıyor. Üstteki hem sinyal lambası hem de gündüz farı olan parça itibariyle de C5 Air Cross'a biraz daha yaklaşmış bir görünüm var. Yani marka kimliği aslına bakarsanız bu yönde değişmiş diyebiliriz Citroen'in bu kızgın bakışlar dışında. Buradaki farklılıklar bundan ibaret. Yan tarafta dediğim gibi bazı versiyonlarda yeni jantlar kullanılıyor. Bazı versiyonlarda daha doğrusu bütün ürün gamında yeni renk seçenekleri kullanılıyor. Bu arada buradaki jantlar aslında jant kapağı. Şurada görmüş olduğunuz şeyler. Saç jantlar var burada. Bunlar da şöyle göstermeye çalışayım size. Açabilecek miyim bilmiyorum ama gördüğünüz gibi şunlar plastik. Bu çok güzel bir seçim çünkü bakın buradan diski görebiliyorsunuz. İçindeki saç jantın buradaki kapağa uygun boşlukları var. Fransızlar kullanıyor bunu. Renault'da da var mesela. Renault Clio'da da var. Ya da Megane'da da kullanılıyor. Böyle jant kapakları. Alaşım jant gibi algılanıyor ve üstelik de bijonlar vesairelerde gözükmüyor. Alaşım jant gibi algılanan saç jantlar. Maliyet açısından önemli bir avantaj bunlar da tabii ki. Alüminyum alaşım jantların amacı süspansiyon üzerindeki ölü ağırlığı azaltmaktır. Daha düşük ağırlıkları sayesinde, alüminyum alaşımları sayesinde. Bu ölü ağırlığı azaltırlar ama bu aracın tabii ki öyle süspansiyon üzerindeki ölü ağırlıkla işi yok. Bu araçtaki kullanım alüminyum jantların estetik amaçlı ve 3 aşağı 5 yukarı bunlar da herhalde o estetik beklentileri karşılıyordur. Buradan hemen boyutlara geçelim. 4 metre 15 santim bu aracın boyu. Yani bir mesela Citroen C3'ten 5-6 santimetre daha uzun ya da bir
Peugeot 208'den 5-6 santim daha uzun bir araçtan bahsediyoruz burada sadece. Ama tavan yüksekliği sayesinde kullanışlığı çok daha fazla, biraz zaten bagajda da göreceksiniz. Aks mesafesi bu arada 2 metre 60 santim. Yani uzunluğu o kadar farklı değil C hatchbacklerden ama aks mesafesi baya bir farklı onlardan 5-6 santim daha uzun aks mesafesi açısından bakacak olursak. 2 metre 60 santim bu arada bu sınıfın değişmezi gibi. Mesela Peugeot 2008'in aks mesafesi de 2 metre 60 santim. Boyu daha uzun, 4 metre 30 santim civarlarında olsa da aks mesafesi yine bu civarlarda kalıyor. Yani bu sınıfta aslında biraz da görsele oynuyor diyebiliriz markalar. Görsel farklılıklara oynuyor diyebiliriz kullanışlık yerine. Arka tarafta makyajla birlikte çok fazla değişen bir şey olmadı. Burada görmüş olduğunuz stop lambaların aydınlatma alanları değişti sadece. Formları aynen duruyor ya da arka tarafın genel hali de aynen duruyor. Belki mesela ön taraflı biraz daha eşleşebilir bir arka taraf olabilirdi. Ön taraftaki sinir lal burada yok. Eski tip stop lambaları yine şirin sayılabilecek stop lambaları duruyor. Bu arada mesela makyajla birlikte gelen farklılıklardan biri şu üstte görmüş olduğunuz tavan rayları eskiden mesela turuncu renkte alınabiliyordu. Ya da yine bu camdaki çok siz göremiyorsunuz şu anda ama çizgiler var burada. Bu çizgiler de yine turuncu renkte alınabiliyordu. Bu tarz farklı detaylar yerine artık daha sade, daha siyah, gri vesaire o tarz kişiselleştirme seçenekleri de geldi. Ürün gamına yani burun tasarımında kızgınlık otomobilin geneline de yansıdı diyebiliriz. O biraz daha karanlık gözüküyor artık. Ve ben turuncu tavan raylarını çok seviyorum. Çünkü açık otoparklarda aracı bulmak çok kolay oluyordu. Turuncu tavan raylarıyla birlikte. Arkasında şöyle hemen bagajı da göstereyim size. 410 litrelik bagaj hacmi. Burada standart bir versiyon var, normal bir versiyon var. En üst donanıma sahip olan C3 Aircross'lardı. Arka koltuk sırası kızağa sahip. Bu sayede 520 litreye genişletebiliyorsunuz bagaj hacmini. Yani bir kompakt sedanın bagaj hacmine ulaşabiliyorsunuz. Bu onlardan çok daha küçük park yerlerini sağabilen araçta 520 litrelik bagaj hacmi elde edebiliyorsunuz. Ama tabii arka koltuklar diz mesafesinden vazgeçmeniz gerekiyor. Böyle tercih ettiğinizde çocuk koltuğu varsa mesela arka koltukta diz mesafesine ihtiyaç duymuyorsanız 520 litrelik bagaj hacmi elde etmek de hoştur. Ve yine üst donanımlarda değişken bir bagaj zemini geliyor. Burada yok gördüğünüz gibi bagaj zemini ama parçaları var. Ekstra belki aksesuar olarak vesaire alabilirsiniz. Eğer o bagaj zemini olsaydı, hareket zemini olsaydı buradaki eşik olmayacaktı. Buradan yükleri atlatmak gerekmeyecekti. İki parçalı olarak da kullanabilecektiniz. Bagaj hacmini güzel bir kullanışlık çözümüdür. Değişken zeminler ve o kadar da pahalı değildir. Keşke standart olarak sunulsaydı. Burada da herhalde benim çantama göre ölçeklendirebilirsiniz. Genel bagajı. Koltuk sırtlıkları asimetrik olarak katlanıyor. Bu değişken zemin olmadığında da tabii burada basamak oluşuyor. Şurada hemen dipte bir basamak oluşuyor. Şu kapağı kapatayım. Arka koltuğu da göstereyim size hemen. Küçük sınıfa daha yakın diz mesafesi. Baş mesafesi tabii onlardan çok daha iyi. Yine de burada iki yetişkin mesela çok rahat bir şekilde seyahat edebilir. Bu koltuk bana göre ayarlı. Gördüğünüz gibi arkada makul bir diz mesafesi bulunuyor. Neredeyse bank tipi koltuklar var burada. Oldukça az yan desteği var. Özellikle minderlerin sırtlıklarda biraz daha iyi. Döşemeler mesela çok zevkli seçilmiş. Mesela bu sınıfta her araçta bunları bulamazsınız. Isofix bağlantıları sadece şurada etiketlerden ibaret, böyle bir araçta önemli olabilir sizin için. Ortada havalandırma çıkışı vesaire bulunmuyor. Koltuk sırtlığı cepleri gayet güzel. Şuradan hemen size kokpiti de göstereyim. Gördüğünüz gibi bir önceki nesil Citroen kokpiti diyebiliriz buna herhalde. Kalite algısı konusunda hoş dokunuşları vardır. Mesela şu üst tarafta gördüğünüz bölümler tekstil. Onun ilerisindeki plastikler sert plastik. Tıklarsanız yani çok hoşunuza gitmeyebilir ya da kapı içerisinde yine sert plastikler bulabilirsiniz. Ama dekoratif unsurlar özellikle makyaj sonrası araçlarda oldukça güzel. Mesela kapı kolları ya da şu alt bölümdeki alüminyum parçalar gibi dekoratif unsurlar gayet güzel. Ortalama bir kalite hissi var diyebiliriz herhalde, burada lakeler vesairelerle birlikte. Biraz da artırılmaya çalışılmış. Kullanışlık konusunda burada 7 inçlik bir ekran var. Makyaj sonrasında üst donanımlarda 9 inçlik bir ekran geldi. Sadece biraz daha büyük bir ekrandan bahsediyoruz burada. Yazılım aynı. Buradan bütün ayarlarınızı yapmak durumundasınız. Burada gördüğünüz gibi klima ayarları var, iklimlendirme ayarları. Bunları da bu ekran üzerinden yapmanız gerekiyor. Araç ayarlarını da bu ekran üzerinden yapmanız gerekiyor. Müzik sistemi doğal olarak bu ekran üzerinden. Bunlara biraz belki alışmanız lazım. Şu burada iki yandaki dokunmatik düğmeler üzerinden yapıyorsunuz. Güzel çalışıyor dokunmatik düğmeler. Ya da ekranın dokunma hassasiyeti de güzel. Menüler arasında kaybolmuyorsunuz. Bu açıdan başarılı. Ama yine de biraz alışmak gerekebilir. Analog bir gösterge tablosu var. Ortasında bir bilgi ekranıyla birlikte geliyor. Güzel bir kapı içi cebi bulunuyor. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var. Onun hemen üstünde şurada yine bir saklama alanı daha var ama kullanışsız. Ayrıca şurada torpido gözünün üzerinde ikinci bir saklama alanı daha var. O da yine kullanışsız bir alan. Yani
Çok fazla eşyanızı oraya koyamazsınız da sürüş sırasında çok fazla eşyanızı oraya koyamazsınız ve şurada da iki tane bardaklık bulunuyor. Durumlar böyle genel olarak. O zaman direksiyona geçeyim. Sürüşle ilgili neler var onları da anlatayım size. Şimdi C3 Aircross'un direksiyonundayız. Hemen motor seçeneklerinden başlayalım. İki tane motor seçeneği var Türkiye'de satışta olan. 1.2 litrelik 3 silindirli PureTech benzinli motor. 6 vites tork konvertörle birlikte geliyor. Ve bu araçta da bulunan 1.5 litrelik dizel motor. Bu da yine 6 vites tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Mesela yeni altyapıyı kullanan kuzenleriyle, kardeşleriyle önemli bir farklıdır bu. C3 Aircross, C3 Opel Crossland gibi modellerin 8 vites yerine 6 vitesli otomatik şanzımanlarla birlikte geliyorlar. Eski tip otomatik şanzımanlarla birlikte geliyorlar. Eski tip demeyelim de daha önce kullanılan EAT6 tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte geliyorlar. Bu da çok modern bir şanzımandır. Bu arada genel haliyle sadece 2 tane oranı eksik diyebiliriz. Benzinli motor 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. Dizel motor 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu da yine biraz daha farklı. Yeni modellerde ya da yeni altyapıya sahip modellerde 130 beygir güç üreten bir versiyonu kullanılıyor. 1.5 litrelik dizel motorun ama bilirsiniz dizel motorların zaten maksimum torklarıdır öne çıkan. Burada da aynen o durum geçerli. Daha hafif bir otomobil, daha büyük boyutlu olan kardeşlerinden daha hafif bir otomobil. Belki de öne geçmesini istememişlerdir C3 Aircross gibi modellerin performans anlamında. Sonuç itibariyle 1.2 litrelik benzinli motordan da 1.5 litrelik dizel motordan da tam olarak beklediklerinizi alacaksınız. İkisinde performans gayet güzeldir. 1.2 litrelik motor gayet mutludur mesela C3 Aircross gibi araçların kaputu altında. Esnekliği zaten başarılı bir motordur bu arada. Esnekliği, sürüşe uyumu, performans hissi bunların hepsi oldukça iyidir. 1.5 litrelik dizel motor buna yüklü kullanımdayken biraz daha rahat bir hız koruma kararlılığı ekleyebilir yüksek torku ile birlikte. Yakıt tüketimleri konusunda eskiden fark vardı, hissedilir bir fark vardı ama günümüzde durum tam olarak öyle değil. Mesela 1.5 litrelik dizel motorun ki buradaki gibi güçlü bir versiyonun özellikle bu tarz bir araçta mesela 5.8 litre, 6 litre civarlarında yakıt tüketmesini beklersiniz ama tam olarak öyle olmuyor. Yeni emisyon normlarıyla birlikte yakıt tüketimleri yükseldi dizel motorların. Burada da yaklaşık olarak 100 kilometrede 6.5 litre civarında bir tüketimle karşılaşıyorsunuz. Hatta size yine eski verileri aktarayım. Bir tane veri 37 kilometre saatlik ortalama hızla 3068 kilometrede 6.5 litre 100 kilometrede. İkinci bir veri de 6900 kilometrede 46 kilometre saatlik bir ortalama hızla 6.2 litre 100 kilometrelik tüketim verisi. Yani hız ortalamalarının yüksek olmasına rağmen öyle 6 litrenin altında tüketimler elde edilememiş bu araçta da. Dizellerde durum böyle. Benzinlerde durum çok fazla değişmedi tabii ki. Benzinli motora sahip olan bir C3 Aircross'ta da yaklaşık olarak 100 kilometrede 7 litre civarında, 7.1 litre civarında belki yakıt tüketimleriyle idare edebilirsiniz. Benzinli motor tasarruflu bir motordur. Dizel motor eskisi kadar tasarruflu değil. Hala tasarruflu olsa da eskisi kadar tasarruflu değil. Aradaki farkı oluşturanlar bunlar. Bu arada 1.2 litrelik benzinli motorla ilgili belki aklınıza gelir ya da duymuşsunuzdur. Bazı söylemler var motorların sorunlu olduğuna, motor değişimleri yaşandığına dair. Bunlar motorun 1.2 litrelik motorun ilk tanıtıldığı zamana ait sorunlardı. Gerçekten de bir sorun vardı ve bazı araçlarda blok değişimine kadar giden bazı tamiratlar yapılması gerekti. Genelde garantiden bunlar halledilmiştir diye tahmin ediyorum ben. Böyle değişimler yapılması gerekti. Bu ilerleyen dönemde üretimin ilk yılını bile doldurmadan hatta düzeltildi. Şu andaki üretimlerde böyle bir problem yaşanmıyor. Motorlarla ilgili durumlar böyle. Şanzımanlardan bahsetmem ama tork konvertörlü EAT6 şanzımanlar var. Biraz önce söylediğim gibi bu araçlarda. Yağına suyuna bakmanız gereken şanzımanlar değil. Hatta Citroen'in iddiasına göre ömürlük yağ var bu şanzımanların içinde. Daha doğrusu şanzımanları üreten Aisin'in iddiasına göre. Ömürlük bir yağ var ama ömürden ömüre ya da ömür algısı birazcık tabii ki farklıdır. Ticari ömürden bahsediliyor burada. Yani yaklaşık olarak 200-250 bin kilometre kadar sorunsuz bir şekilde çalışmasına yetecek kadar ya da çalışmasını sağlayacak bir yağ var bu şanzımanların işleminin bu şanzımanlarda. Yağını değiştirmeniz teorik olarak gerekmiyor ama 150 bin kilometrede bu şanzımana sahip bir araç satın alırsanız yağını değiştirmenin de bir zararı olmayacaktır. Yağ değiştirmenin bir zararı olmayacaktır. Yeni bir can katacaktır şanzımanı. Ömrünü biraz daha uzatacaktır. İçindeki parçalar vesairelerden kurtulmuş olacaktır şanzıman. Böyle bilinmesi gerekiyor. Evet ömürlük yağ var içinde ama yağını değiştirmenin de
150-200 bin kilometre aralığında bir yerlerde yağın değiştiriminde bir zararı olmayacaktır. Merak edenler için ben daha önce bir Peugeot 3008 kullanmıştım uzun dönemde. 130 bin kilometre boyunca kullandım. Şanzımanın yağına hiç dokunulmadı. Herhangi bir sorun da çıkartmadı. Çalışma sırasında herhangi bir aksaklık da çıkarmadı ya da çalışmasında ilk günkünden farklı herhangi bir tavrı da olmadı şanzımanın. Bu da demektir ki Aizen sahibi büyük oranda doğru. Sürüşün diğer bölümlerine geçelim. Bir Citroen satın alıyorsanız konforlu olmasını bekleyebilirsiniz otomobil meraklısı bir kişi olarak. Burada da durum öyle. Evet, konfor tarafında diyelim süspansiyon sistemi ama B SUV'ların özellikle konfor potansiyelleri sınırlıdır. Bu sınır da öyle çok çok uzakta değildir. Burada da tam olarak bunu yaşıyorsunuz. Sonuçta nispeten dar bir otomobil ve yüksek bir otomobil. Böyle baktığınızda da asıl odak noktası genelde takla atmaması yönünde oluyor bu araçların. Süspansiyon sistemleri de, elektronik yardımcıları da bu yönde ayarlanıyor. Mesela bir C5 Aircross'unuz varsa ve ikinci bir otomobil satın almayı planlıyorsanız ya da otomobilinizi küçültmeniz gerekiyorsa bir nedenler ötürü C3 Aircross'tan da aynı konfor almayı beklememeniz gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Genel haliyle baktığınızda, B SUV'lar içerisinde baktığınızda nispeten daha konforludur. Özellikle mesela buradaki küçük jantlar, yüksek enek lastiklerle bu biraz daha öne çıkar. Ama yine de öyle yerdeki her şeyi sönümleyen bir araçtan bahsedemeyiz tabii ki. Bir B SUV'da bundan bahsedemeyiz zaten. Küçük bir SUV'da bundan zaten bahsedemeyiz. Direksiyonu güzel ayarlanmıştır. Gövde hareketleri çok fazla değildir. Tutunma kararlılığı bu tür bir araç için makuldür. Tabii ki bir viraj delisi değildir. Bir spor otomobil gibi hareket etmez. Ama genel olarak beklentilerinizi karşılar. Genel yol sesleri konusunda iyi yalıtılmıştır. 1.5 litrelik dizel motor çok fazla sesini içeriden hissettirmez. Hem 1.2 litrelik benzinli motorda hem de 1.5 litrelik dizel motorda hafif bir titreşim her zaman hissedersiniz. Dizelde dizel tıkırtları. 1.2 litrelik motorda da 3 silindirli motorun biraz sinirli çalışma karakteri iç mekandan biraz hissedilir. Ani hızlanmalar dışında çok fazla motor sesini duymazsınız. Rüzgar sesleri konusunda bu sınıftaki bir araçtan beklenecek gibidir. Ya da yol sesleri konusunda. Yuvarlanma, tekel lastik yuvarlanma gürültüleri konusunda bu sınıfta bir araçtan beklenecekleri tam olarak verebilir. C3 Aircross. Anlatmam gereken başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Genel olarak durumlar böyle. Sonuca bağlayacak olursak C3 Aircross için güzel bir aile otomobildir. Özellikle en üst donanıma sahip olan Shine donanımı herhalde. En üst donanıma sahip olan, en zengin donanıma sahip olan, zaten çok kolay tanırsınız. Büyük jantları vardır vesairesi vardır, dışarıda farklılıkları vardır. En üst donanıma sahip olanı alırsanız değişkenlik özellikleriyle birlikte geliyor. Ama bu haliyle de sınıfının kesin ortalamalarını karşılıyor. 400 litre hacim zaten bu sınıftan beklenebilecek bir değer. Genel olarak neredeyse bütün modeller bu civarlarda bagaj hacmi sunuyor. Bunun üzerine değişkenlikte biraz daha fazlasını almış olursunuz. Sürüş pozisyonu mesela otomobilin bayağı SUV gibidir, arazi aracı gibidir. Biraz daha yüksek oturursunuz, kaputu görürsünüz. Bunların hepsine baktığınızda biraz daha fazla belki rakiplerine. Mesela Opel Crossland'dan daha fazla SUV etkisi barındırır bu aracın sürüş hisleri, genel sürüş pozisyonunuzda vesaireyle. Biraz daha SUV tadı barındırır belki de denilebilir. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.